Şimdi o sözleri eğer hazırsa bir izleyelim, hatırlatalım izleyicilerimize de. İzlememiş olanlar vardır. Neyin üstüne konuştuğumuzu ardından bir devam edelim. Eğer burada elimiz, kolumuz, dilimiz bağlı kalırsak bunun tarihe hesabını veremeyiz. Onun için bir borçluluk psikolojisi içerisinde İsrail-Filistin savaşını değerlendirmemek gerekir. Bakın ben rahat konuşuyorum. Çünkü bizim İsrail'e borcumuz yok. Borçlu olsak bu kadar rahat konuşamayız. Ama borçlu olanlar rahat konuşamıyorlar. Holokost cenderesinden geçmedik. Binlerce Filistinliyi şu anda İsrail öldürdü mü? Öldürdü. Hastaneleri yok etti mi? Etti. İbadethaneleri vuruyor mu? Vuruyor. Kiliseleri vuruyor mu? Vuruyor. Ben bir Müslüman olarak bundan rahatsızım. Peki sen bir Hristiyan olarak bu kiliselerin vurulmasından rahatsız olmuyor musun? Eurofighter konusunda da Almanya verir veya vermez. Dünyada savaş uçaklarını üreten sadece Almanya mı? Evet, sözler böyleydi. Ankara'da Nasuhi Güngör de hazır. Hoş geldin Nasuhi. Habertürk yazarı. Çok teşekkür ederim Erhan. Önce gazetecilerden bir yorum alayım dedim. Gazeteci gözüyle bu açıklamaları nasıl değerlendiriyorsunuz diye. Cem'e sordum. Şimdi sana sormak isterim. Canlı izledin mi veya daha sonradan mı izledin ve senin yorumun ne? Bu flash açıklamalara dair. Ya ben tabii bu açıklamalarla ilgili önce şunu belirtmek istiyorum. Çünkü şu günlerde Gazze ile ilgili Türkiye kamuoyundaki hassasiyetin de yüksekliği ama parantez içinde yetersizliği. Bunu daha sonraki bir tura bırakmak üzere söylüyorum. Ben Türkiye kamuoyunun Gazze konusundaki hassasiyetinin fevkalade yetersiz olduğunu düşünenlerdenim. Özellikle de entelektüel hayatın, okur yazarlarımızın bu konuda ciddi ölçüde sınıfta kaldığını düşünüyorum. Bunu bir başka tura bırakmak kaydıyla şuradan devam edeyim. Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı bir konuşmayı bir kenarda bekleyip ya işte yine bir öfkeyle söylenmiş sözlerdir vesaire gibi değerlendirenlere ben şimdiden peşinen itiraz ediyorum. Çünkü burada Cumhurbaşkanımızın dokunduğu başka bir alan var. Bence onu biraz aralamaya çalışalım ki biz de kendi okur yazarlarımızı belki harekete geçirebiliriz bu konuyla ilgili. Bunu da şuradan söylüyorum sevgili Eren. Dünya kamuoyunda yasaklara rağmen, baskılara rağmen oluşan kamuoyu tepkisi Türkiye'deki sivil hayatta ne yazık ki yeterince ortaya çıkmış değil. Yani ben uluslararası ortalama vicdanın gerisinde kaldığımızdan dolayı üzgünüm doğrusunu söylemek gerekirse. Şimdi Cumhurbaşkanı ne söylüyor? Yani gitti Scholz daha işte herhalde 1,5 yıllık bir şansölye. Zaten ilk gününden itibaren böyle bir duruş sergiliyordu ama sıcağı sıcağına gitti. Bu konuda İsrail'e sonsuz destek olduklarını söyledi. Havaalanında bir kriz yaşadı. Sembolik düzeyi bence ya da sembolik anlamı çok yüksek bir krizdi o. Saldırı vardı falan diye öyle bir yerlerde falan oldular, kapaklandılar. Örgütlenmiş bir şey midir değil midir bilmiyorum. Manzara bana çok manidar geldiği için tekrar bunu hatırlattım izleyicilerimize. Sonra da o açıklamaları yaptı. Peki bu açıklamalar gibi midir ve o yüzden de Sayın Cumhurbaşkanı nereye hitap ediyor? Yani Alman Cumhurbaşkanı'na ve Sayın Başbakan'la diyelim biz yine bu söylenenler, bu canlı yayında bütün dünyaya ilan edilenler acaba sadece Türkiye işte bir takım tepkileri gidermek veya kendi kamuoyunu ikna etmek için mi söylüyor? Hayır, ben tam aksine şu kanaatteyim. Şöyle net bir kanaatim var. Bir kere Batı'da, bunu Almanya'yı da içine koyarak söylüyorum. Görünen tepkilerin çok ötesinde bir tepki var aslında. Ben Alman devletinin de bu konudaki gerçek yaklaşımının bu olduğunu kabul etmiyorum. Böyle bir şeye inanmıyorum. Çünkü bir ülkenin, bir devletin hafızası isterse çok çirkin, Holokost gibi bir katliamla örülü olsun, birdenbire sıfırlanmaz, birdenbire o barış güvercini haline gelmez. Zaten Scholz'un yaklaşımı bir tuhaf değil mi sizce de? Yani biz bu konuda işte boynumuz bükük, borçluyuz. O yüzden ben biraz karikatürize ederek anlatıyorum ama o yüzden ses çıkaramıyoruz anlamında bir konuşmanın gerçekten uluslararası ilişkilerde, devletler arası ilişkilerde nasıl bir karşılığı olabilir? Ya bu şu demek, yani biz bu konuda aslında söyleyecek sözümüz var ama söyleyecek durumda değiliz. Böyle de okumak mümkün. Şimdi bence Batı kamuoyunda, Almanya'da içine alarak söylüyorum,
şöyle bir rahatsızlık yok mu? Ya biz bu kadar yıl, 300 yıl, 350 yıl, Rönesanslar, reformlar, modernleşme süreçleri oluşturduk. Bunları dünyaya ilan ettik. Bunun bir değerler silsilesi var. Merkezinde insan var. Bunları kabul ettiğim ya da onayladığım için söylemiyorum. Oradan bir anlatımla aktarmaya çalışıyorum. Şimdi biz bu değerlerimize nasıl bu kadar yabancılaştık? Yani nasıl böyle bir katliama sessiz kalabiliyoruz? Bu tepki yok mu? Mesela o Batı kamuoyunda ortaya çıkan, işte Berlin'de, Paris'te, Londra'da, diğer ülkelerde ve Cem hatırlattı, çok önemli, Hindistan'da ortaya çıkan bu tepkiler, yani tümüyle devletlerin karar mekanizmalarından bağımsız mıdır? Yani oradaki siyasetçilerin tümünün vicdanı kör mü olmuştur? Ben öyle düşünmüyorum. Bunun İslam düşmanlığından kaynaklanan bir tarafı var mıdır? Vardır. Fakat Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarında tam da bunu gideren, bu meseleyi bir Hilal-Haç kavgasına dönüştürmeyin uyarısı daha ilk günden, o Blinken'ın hatırlayacaksınız gidip de işte ben şöyleyim diye kendi kimliğini ilan ettiği günden itibaren en üst düzeyde Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla bir tepkisi vardı. Onu da hatırlayalım. O yüzden Siyonist projenin peşinden gitmek isteyen Avrupalı liderler, ülkeler yok mudur? Vardır. Polonya ilginç örneklerden bir tanesidir. Sürekli Hamas'ı bir terör parantezine alarak, hatta onu IŞİD'le vesaire aynı yere koyarak İsrail'in yapıp ettiklerini meşrulaştırmaya çalışan bir entelektüel hayat var mı? Bu da var, bunu da kabul ediyorum. Ancak ben bu derin rahatsızlığın arka planda giderek kuvvetleneceğini düşünüyorum. Zaten makul olan, aklı başında herkesin de yavaş yavaş İsrail aleyhinde, İsrail'in yapıp ettiği bu zulümler aleyhinde yükselen kamuoyundan umutlu olmasının nedeni bu. O bir yere doğru gidiyor. Peki o bir yere doğru giderken bir de kendinizi şöyle bir yere koyun. Burada bir savaş suçu, bir insanlık suçu işleniyor değil mi? Peki bu destek olan ülkeler, Almanya başta olmak üzere, bu işler bir gün yargı masasına konulduğunda herhangi bir uluslararası süreçte, illa da Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden bahsetmiyorum, bu suçun ortağı olarak tarih sahnesinde yer almak isteyecekler mi gerçekten? Bu korkuyla yaşamadıklarını düşünüyoruz. Ben tam aksine Avrupa'daki birçok liderin bu katliama doğrudan ya da dolaylı ortak olmaktan gelecek açısından fevkalade endişeli olduğunu da düşünenlerdenim. O yüzden bence Cumhurbaşkanı'nın orada söyledikleri, en başta Almanya olmak üzere bütün Batı kamuoyuna ve orada bir takım insani değerleri unutmamış alanlara hitap eden bir şey. Yani onları kendi parantezine almaya çalışan bir şey. Öyle kendisince anlık bir tepki, bir öfke falan bundan ibaret bir şey değil bu. Ve bizim borcumuz yok, borcu olanlar konuşamıyor meselesinde bence o yine sadece Almanya'ya yönelik değil ama Almanya kendisini bu noktaya kendisi taşıdı. Ya yani şunu yapamadılar mesela açıkçası. Ya bizim, bunu daha önce de konuşmuştuk sevgili Eren, bizim tarihimizde Holokost gibi çok çirkin, insanlık dışı bir katliam var ve bu var bizim tarihimizde. O halde bunun bir benzerinin, bir yenisinin, buna benzer bir sürecin, bir katliamın, bir zulmün yaşanmasına taraftar olamayız deseydiniz, o zaman bir duruş sergilemiş olurdunuz. Fakat bu şöyle bir şey, ya benim katillere borcum var, katillere borcum olduğu için konuşamıyorum. Ya bunun Türkçesi başka bir şey değil ama yine söylüyorum, bunun batıdaki ülkelerin tümüyle devlet aklına, tümüyle siyasetçilerini yansıttığı kanaatinde değilim. Burada bir alan var, harekete geçen bir vicdan var, uluslararası kurumlara da yansıyan bir vicdan var. Türkiye bence bu vicdana da hitap ediyor. Bence o anlamda son derece değerli ve kimilerinin söylediğinin aksine söylüyorum, son derece de rasyonel bir çıkış bu. Yani öyle tepkisel, duygusal, bir hamasi bir yaklaşımda değil. Öyle söylemiş olayım. Bu arada ekrandaki görüntü canlı sanırım. Bir aydınlatma fişeği söz konusu. Bir de Gazze'de sığınağa dönüştürülen, Cem de gördü bu haberi, Birleşmiş Milletler Okulu'nda patlama, İsrail ordusu çok sayıda kişinin... Bir cümle daha ekleyebilir miyim Eren? Onu unuttum. Aha. Eğer izin olursa, değerli katılımcıların da izin olursa, o da şudur. Bakın Sayın Cumhurbaşkanı İsrail'in nükleer silahları meselesini gündeme getirmesi de aynı zamanda uluslararası kamuoyuna, bir takım örgütlere ve bu alandaki hassasiyetlere yönelik bir şey. O yüzden bu tepki bence son derece iyi planlanmış ve cümleleri özenle seçilmiş bir tepki. Bunu da o nükleer meselesi üzerinden tekrar hatırlatmış oldum.